Ben çok özür dilerim gerçekten. Bana ne oldu bilmiyorum. Zeynep. Bu adamın hayatını mahvetmesine izin verme. Bir düşün. Bak diyelim ki bu adam ölmedi. Ve bizim hayatımızı mahvetmek için başka bir kimlikle geri geldi. Ne yapacağız? Bu adama izin mi vereceğiz? Onur abi doğru söylüyor abla. Yani Ahmet abi hala hayattaysa şu an sen ona istediğini veriyorsun zaten. Belli ki onun amacı seni üzmek ve korkutmak. Bak Zeynep. Bize hiçbir şey yapamazsın. O adamı hayatımızdan çıkaracağım. Anlaşmayı bozacağım. Abimin bu konularla ilgilenecek zamanı olmadığı için elim kolum bağlı. Ama yarın bir şey yapacağım. Söz. Peki ya sadece benzetiyorsanız yani ne bileyim insanlar çift yaratılmış falan derler ya. Ya yanılıyorsanız? Yanılmıyoruz. Yanılmıyoruz ya. Ben eminim gördüm. Ahmet de o. Onur. Ben bir süre şirkete gelmesem. Yani en azından o gidene kadar filan. Gerçekten karşılaşmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ne yani? Bizi ayırmasına izin mi vereceksin Zeynep? Ha? O zaman daha çok üstümüze düşecek. Biz bir hayata başladık Zeynep. Bırak bunu o da görürsün. Onur, Zeynep şirkette çalışmaya mı başladı? Evet anneciğim. Benim niye haberim yok bundan? Sana söyleyecektik ama önce Zeynep'in işi kabul etmesini bekledim. Okumak istediğini zannediyordum. Ama belli ki bir an önce hayata atılmak istiyorsun. Yok, bu geçici bir iş. Ya ben kaydımı dondurdum. Sen niye okula başlayacağım? Peki o parmağındaki yüzük ne? Bana söz vermiştin, onayım olmadan evlenmeyecektin. Böyle mi tutuyorsun sözünü? Ben hala sözümün arkasındayım. Parmağını niye taktın o halde yüzüğünü? Anneciğim, biz senden gizli evlenmiyoruz. Sadece basit bir söz yüzüğü. Aramızda. Hadi gidelim Cemre. Geç oldu zaten, beklerler bizi. Aynen. Tamam, ben de sizi bırakayım, buyurun. Ben bu kuslaya böyle altlanarak olmayacak bu iş. Tutmaz bu kız sözünü. O tutsa Onur tutmaz. Delireceğim ya. Bir beraber çalışmaları eksikti. Her dakika bir dik dibeler, hiç ayrılmıyorlar. Pes Onur ya, pes. Bir şeyler söylesene, dinlemiyor musun beni ya? Tuba. Sana söylüyorum, dinlemiyor musun sen beni? Dalmışsın, gitmişsin yine. Muzaffer şu anda oğlundan başka hiçbir şey düşünmez. Haklısın. İnşallah kaybetmez Mert'i, yoksa yakılır. Ben sadece bütün bunlar Nefise'nin işine yaradı ya. Ona sinir oluyorum. Boşanma arifesinde olsalar da şu anda karısı. Bu zor durumda da yanında olması çok normal. Düşünme bu kadar. Hadi toparlan sen. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.